Evet, hatırlarsanız 2017 yılındaydı. Yine sizinle bir görüşme yapmıştık buralarda. Ocak ayındaki yangından sonra o bize bir rapor düzenlemiştik. Raporda bazı önerilerimiz olmuştu. Yerel tohum, orada bulunan sağlam, sağlıklı ağaçlardan işte kozalak toplansın, tohum çıkarılsın. Sonra en yakın fidanlıkta, o fidanlığında fidan yetiştirilerek mevcut sahaya dikilsin şeklinde. Gerçekten ormancılıkta çalışan yerel teşkilattaki mühendis arkadaşlar bu sistemi uyguladılar. İşte kozalak topladılar. Sonra 2017 yılının hemen o Nisan-Mayıs ayında tohumları ektiler. Sonra bir yaşına gelince sonbahar döneminde bir bölümünü de ilkbahar döneminde yangından zarar gören, ki iki bölmede yangın asıl zarar görmüştü. Oradaki ağaçları kestiler. Toprak işlemesi yaptılar, alanda bir örtüyü kaldırdılar vesaire. Yaklaşık 30 bine yakın fidan diktiler. Bir bölümünü de karşılaması için yakın bölgeden, işte Akçaabat orijinli o bölgeye, yani bu bölgeye yakın yerlerden de tohum alıp fidan yetiştirip diktiler. Yani sahada bir hayli çalışma yaptılar. Zarar görmeyen iki bölme vardı. O bölmedeki ağaçlar da duruyordu. Onların da tohumlarının dökülerek işte gençlik oluşturulması şeklinde başarılı oldular. Ama alan, bölge orası zor. Yani Sarıçam'ın Türkiye'de denize kadar indiği bir iki yerden bir tanesi. Tabii oraya kadar, denize kadar inmiş olması çok güzel. Onu özel kılan bir şey ama toprak özellikleri bakımından, alan bakımından tabii Sarıçam'ın orada tutunması gerçekten zor, kolay da yetişmiyor. Sahadaki fidanlar başarı olarak %90'ın üzerinde, ama bu kuzey batıya bakan, yani bu Akçaabat tarafına bakan tarafta çok az bir yerde sürgün atmada biraz sıkıntı var. Orayı da sanırım yeniden fidan dikerek alanı tekrar, çok az, çok küçük bir bölüm ihtimam gösteriyorlar tabii. Ama gelen olarak, gelinen nokta nasıl? İyi, yani başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi. 30 bine yakın değil mi? Evet, evet, 30 bine yakın fidan dikildi oraya. Hocam genelde... Tutma başarısı daha yüksek ama çünkü öncesinde dirört temizliği, derin toprak işlemesi vesaire başarı oldu. Başarılı oldu. Hocam, böyle o zaman işte o yangının olduğu dönemde de bir rapor hazırlamıştık, sizinle de görüşmüştük. Bu bölge, yani Karadeniz bölgesi nemin çok düşük olduğu süreç, dönem işte Ocak, Şubat, Mart ayları, haliyle de yangının en sıkıntılı olabileceği dönem. Tam tersine Akdeniz bölgesinde meslektaşlarımız işte Eylül-Ekim ayı geldi mi rahatlıyorlar. İşte yangın sezonunu en azından kapattık gibi. Çünkü ne oluyor? Orada da nem bu sefer yükseliyor tam tersine. İşte sıcaklık düşüyor orada. Burada ise sıcaklık bazen o yangının olduğu dönemde de bayağı yüksekti. Nem de çok düşüktü. Bu sefer yanabilecek madde artıyor. Bu yangıncı arkadaşlar bu konuyu daha iyi irdeliyorlar tabii, söyleyebilirler size. Bizim işimiz asıl hani kozalaktan tohum elde etme, fidan yetiştirme, araziye dikme, onun yetişmesini sağlama olduğu için. Ama genel anlamda baktığımızda Ege ve Akdeniz bölgesi için yangın sezonunun yaz ayları olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölge için de işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları olduğunu söylüyoruz. Gerçekten de bu bölgede yangınlar oluyor zaman zaman. Kamuoyuna çok da yansımıyor. Meslektaşlarımız işte söndürüyorlar vesaire. O dönemde de teyakkuzda olmaları gerekiyor ki gerçekten de böyle bir durum söz konusu yani. Gidiyor. Bu yetmez de miktarda. Nem de düştüğünde haliyle yanmaya müsait hale geliyorlar. Ama şimdi mesela baktığınızda çok nemli bir materyal var elimizde. Bunun yanması söz konusu olmuyor. Ama işte Şubat ayı, Mart ayı geldiğinde bakıyorsunuz nem düşüyor. Evet. Tamam.